arkası yarın. Selahaddin Eyyubi. 9. bölüm. Eser Cavit Ersen. Senaryo Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Neslihan Gürgün. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Yusuf Nezih Gündüz. Efekt Haluk Kesim. Seslendirenler Selahaddin Eyyubi, Mehmet Gürhan, Prens Bürzer, Orhan Kemal Aydın. Birinci esir Yıldırım Yanılmaz. İkinci esir Tamer Güler. İkinci asker Erhan Özçelik. Aslan Şövalye Hakan Güner. Rişar Zeki Yıldırım. Kraliçe Elif Baysal. Edit Canan Kılıç. Anlatan Tuğrul Tuna. Arslan Yürekli Rişar, emrindeki Haçlı ordusuyla Kudüs'ü Türk hükümdarı Selahaddin Eyyubi'nin elinden almak için İslam topraklarına saldırır. İlk saldırıda bir karakolu zapt eden Rişar, buradaki 50 Müslüman askeri esir alarak zindana atar. Ancak buranın havasından hastalanıp yatağa düşen Rişar'ı tedavi etmek üzere Selahaddin Eyyubi'nin hekim başısı karargaha gelir ve Rişar'ı tedavi ederek iyileştirir. Etkileyici bir kişiliğe ve derin bir İslam bilgisine sahip olan hekimbaşı, aynı çadırda kaldığı kralın yakın adamı Arslan Şövalye'yi Müslüman yaparken, kralın mahiyetinde bulunan güzel prenses Edith de kendisine aşık olur. Ne var ki Edith'i esas seven kişi Arslan Şövalye'dir. Müslüman olan Arslan Şövalye, hekimbaşısının emirleriyle Müslüman esirleri kurtarmak için harekete geçer. Esirleri zindandan çıkartan şövalye, mağaranın arka çıkış kapısına doğru yol alır. Ancak firarı haber alan Rişar, arka kapıda gerekli tertibatı almış, askerlerini buraya yığmıştır. Mağaranın çıkış kapısına vasıl olan şövalye ve 50 Türk esir, dışarıda kendilerini silahlı haçlıların beklediğini görürler. Tam umutsuzluğa kapılacakken, bir anda Selahaddin Eyyubi'nin ordusu da oraya yetişir ve haçlıları perişan ederek esirleri kurtarır. Siz neler söylediğinizin farkında mısınız kraliçe? Böyle bir şeyi nasıl yaparım ben? Öfkelenmeyin Haşmet Meyap. Unutmayın ki insanlar yaşamak için gelirler dünyaya. Orası muhakkak, tabii. Ben de, Edith de bıktık artık. Sizinle açık yüreklilikle konuşmak istiyorum. Silah soruyla Kudüs'ü Müslüman Türklerden geri alabilecek miyiz? Zor bir soru. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bizce bu husus imkansız gibi görünüyor. Evet ama... Ya siz Haşmet Meyap? Ya siz? Siz de bizim gibi düşünmüyor musunuz? Düşüncelerin önemi yoktur kraliçem. Bence yapılacak tek şey ülkemize geri dönmektir. Boşuna kan döktürmeyin. Biz de asker de şövalyeler de memleket hasreti çekmektedir. Ben de bunu düşünmüyor değilim sevgili kraliçem. Lakin İngiltere'ye hangi yüzle döneriz? Papa'ya Kudüs'ü almak için söz vermiştim. Haşmet Meyap, bu topraklar İngiltere için yabancıdır. Bizim bu topraklarda hiç hakkımız yoktur. Bunu siz de biliyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Eğer emrederseniz, sevgili Edith Hekimbaşı'nın karargahına gidip ona maksadımızı anlatmak istiyor. Hangi maksadımızı? Savaşmadan silahsız olarak Kudüs'e girip kutsal vazifemizi yerine getirmeyi. Bunu daha önce de görüşmüştük sizinle. Evet ama buna tek başıma karar veremem. Kurmay heyetini toplamam gerek. O halde toplayınız Haşmet Meyap. Dostlarım,
Kumandanlarım, biz buraya kutsal toprakları kurtarmak için tek vücut halinde geldik. Biz İngilizler, Fransızlar, Macarlar, İtalyanlar, dinleri Hristiyan olan ülkeler buraya gelmekteki maksadımız budur. Ve de aramızda hiçbir ihtilaf yoktur. Eğer Kudüs'e saldıracaksak hep birlikte saldıracağız. Kimimiz ülkemize geri dönüp kimimiz burada kalmayacağız. Birlikte ölmek, şanla, şerefle savaşmak mecburiyetindeyiz. Ve şimdi vereceğimiz kararla ya Haçlı ordularını zafere götüreceğiz ya da mağlup olup çekileceğiz. Harp budur dostlarım. Neticesi önceden kestirilemez. Evet, sizleri dinliyorum. Buraya kadar gelmişken savaşmadan geri dönmemiz korkaklıktır, acizliktir, beceriksizliktir. Doğru, prens haklı, prens haklı. Ekselansları emir versin, hemen şövalyelerimi şu dakikada alıp Selahaddin Eyyubi ile tek başıma dövüşürüm. Haşmetme, haşmetme. Özür dilerim. Evet, ne istediniz? Az önce nöbetçiler bir posta güvercinini yakalamışlar. Ayağına bağlı bir pusula vardı. Buyurun. Veriniz bana. Teşekkür ederim. İşte bu harika. Dinleyin dostlarım. Antakya, Musul, Urfa ve Şam beyleri Selahaddin Eyyubi'ye karşı isyan başlatmışlar. Adı geçen beylikler derhal Eyyubi'den askeri kuvvet istiyorlar. Güzel, çok güzel. Harika. Bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Selahaddin Eyyubi ordusuyla ayaklanan beyliklere taarruza gidecek demektir. Biz de bundan istifade ederek rahatça Kudüs'e girebiliriz. Haklısınız Ekselans. Eyyubi kutsal toprakları terk edip isyanı bastırmak üzere mutlaka harekete geçmiştir. Biz de derhal harekete geçmeliyiz. Ekselansları, bir şey söylememe müsaade eder misiniz? Buyurun Marke Hazretleri. Güvercin tesadüfen bizim elimize geçti. Selahaddin'in bundan haberi var mıdır? Sanmıyorum. Ama isyan bir değil birçok yerde çıkmış. Elimize geçen bu güvercin yüzlerce güvercinden bir tanesidir. Başkumandanım, konuşmayla kaybedecek vaktimiz yok. Ordumuzun derhal taarruza geçmesini talep ediyorum. Talebinizi uygun görüyorum Prens Bürzer. Selahaddin Eyyubi'nin her tarafta hafiyeleri var. İsyan haberi de bu suretle bizden evvel ona mutlaka iletilmiştir. Şu sıralarda Eyyubi cenge hazırlanıyordur. Bu fırsattan hemen istifade etmeliyiz. Bence biraz daha düşünmekte yarar var majesteleri. Elimizde müsbet bir delil olmadan askerlerimizi bile bile ölümün eşiğine götürmek doğru mudur? Endişeye yer yoktur. Borazanlar çalsın. Birlikler hazırlansın. Derhal harekete geçiyoruz. Günlerdir yol alıyoruz. Daha hiç kimseyi görmedik Ekselans. Göremezsiniz azizim prens. Çünkü Selahaddin Eyyubi kuvvetleriyle kim bilir şimdi nerededir. Affınıza sığınarak Haşmet Mahap. Ben yine de bir oyuna geldiğimiz kanaatindeyim. Boş kuruntulara kapılıyorsunuz azizim Marki. Size şunu müjdeleyebilirim ki şimdiden Selahaddin Eyyubi'yi mağlup kabul edebilirsiniz. Bakıyorum da yüzün eskisi gibi asık değil sevgili Edip. Sanki uzun zamandır hasret çektiğin birine kavuşacak bir insan hali var üzerinde. Tam tahmin ettiğiniz gibi kraliçe. Hasretini çektiğim ve kalbimde taşıdığım bir aslan var. Yani aslan şövalyeyi mi kastediyorsun? Hayır, bilemediniz. Değişeceğin yok güzel Edith. Değişeceğin yok. Yine aynı hikaye değil mi? İşte Rişar oyunumuza geldi. Uçurduğumuz güvercinlerdeki haberlere inandı. Sultanım, ne zaman saldıracağız? Biraz daha yaklaşsınlar da öyle. Güle oynaya geliyorlar. Bu toprakları sahipsiz sandılar. Rişar mert ve cesur bir kral ama savaş taktiğinden hiç anlamıyor. Biraz sonra ortalıkta ne ordusu kalacak ne de kendisi. Sultanım, asker taarruz etmek için sabırsızlanıyor. Bilirim askerimi. Şehit olmak için dava uğruna can vermek için kimseye sırasını vermez.
Az kaldı kumandanlarım, az kaldı. Birkaç saat sonra Kudüs'te olacağız Haşmet Mahap. Hala Selahaddin Eyyubi ve askerleri görünmedi. Dedim ya, bu savaşı biz kazandık. Eyyubi yenildi prens. Papa'ya verdiğim sözü de böylece tutmuş olacağım. Allah 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 Allah. O da ne? O da ne? Gelenler kim? Mesih aşkına, bu gelenler Selahaddin Eyyubi'nin ordusu Haşmet Mahap. Saldırıya uğradık. Çabuk silah başına! Çabuk silah başına! Hadi herkes silah başına! Majesteleri görüyorsunuz değil mi? Nasıl kandırıldık? Eyyubi'nin oyuna geldik. Savaşı burada kabul edeceğiz. Felaket! Felaket Haşmet Bab! Az zamanda çok zayiat verdik. Askerimiz ne yapacağını bilemiyor. Kırılıyor. Selahaddin Eyyubi'nin ordusuyla baş edemeyeceğiz. Neredeyse Haçlı ordusunun yarısı kırıldı majeste. Prens Würzer. Prens Würzer. Emredin Haşmet Bab. Kraliçe ile prenses nerede, göremiyorum onları. Her ikisi de uzakta. Savaşın dışında Haşmet Bab. Majeste, daha fazla dayanamayacağız. Geri çekilmeliyiz. Neden? Neden hep böyle oluyor? Eyyubi'nin 20 bin askerine karşı koca bir Haçlı ordusu yeniliyor. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Askerlerimizin çoğu esir edildi Haşmet Bağ. Sizin güvenliğiniz açısından karargahımıza geri çekilmeliyiz. Hayır. Biz bu kutsal topraklara kaçmak için değil, savaşmak ve Kudüs'ü almak için geldik. Savaşacağız Prens Güzel. Savaşacağız. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Haçlılar geri çekiliyor. Hey sen. Ne var? Kraliçe ile prensesi gördün mü? Az önce karşı tepede duruyorlardı. Ben gördüm Mustafa kardeş. 50'ye yakın Arap cengaveri kraliçe ile prensesi kaçırdı. Kaçırıldılar mı? Evet. Hem de yılanlı Argon'un cengaverleri tarafından. Kim bu yılanlı Argon? Çok zalim biri. Onunla başa çıkılması da zordu. Ne olursa olsun her ikisini de hemen kurtarmalıyım. Çabuk, çabuk 3-5 kişi hemen benimle gelsin. Ben seninle geliyorum. Ben de. Geliyorum Edith. Seni kimselerin eline bırakmam. Geliyorum Edith. Selahaddin Eyyubi adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.